resmesini yapayım size. Ve akıl parayı bitirmeden ilk bölümünü hemen Alev'e menkul değerlere gidelim. Arda Coşar bizi bekliyor. Arda selam. Merhaba. Borsa İstanbul'da satışlar devam ediyor. Dolarda yön yükseliyor. Tahvil faizlerinde de yukarı yönlü sert hareketi görüyoruz. Şimdi bu tablo böyleyken istersen Borsa İstanbul'la başlayalım. Orada ne fiyatlanıyor? Ve 65.534 gibi bir seviye görüyoruz. Bu seviyede kalacak mı endeks? Onu sana sorarım. Şöyle söylemek mümkün. Aslında bugün yurt dışına baktığımız zaman iyimser bir seyir görüyoruz. Ancak dün yaşanan olaylar sonrası ki fiyatlama bugüne devam ettiğini görüyoruz. Ki bugünkü düşüşlerde 66 bin desteği aşağı yönlü kırıldı ve şu an 66 bin seviyesinin aşağısında öngörüyor. Bundan sonraki borsanın seyri önümüzdeki günlerde haber akışına bağlı olmakla beraber teknik seviye açısından da 66 bin aşağısında bulunması borsanın olumsuz, yani 66 bin aşağısında bulunduğu sürece borsa satış baskısının devamını beklemek mümkün. Ama haber akışının Borsa İstanbul lehine olduğu durumlarda 66 bin seviyesi yukarı yönlü kırılırsa 68 bin seviyesi görülebilir. Ama şu an için öyle bir durum gözükmüyor. 66 bin seviyesi aşağısında kaldığı sürece borsa satışının devamını bekleyebiliriz. Peki dolar TL'de de yön yukarıda olmaya devam ediyor. Gün içerisinde 2.10'u gördük. Şimdi biraz altındayız ama orada beklenti ne yönde? Dün kovadan sonra fiyatlama dolar TL tarafından devam ediyor. Bu kapsamda dolar TL güçlü seyrediyor. Dün yükselmişti. Bugüne düşmüyor, gerilemiyor. Gerileme çabası da hep yarım kalıyor. Tekrar yukarı dönüyor. 2.10 psikolojik eşiğini test ediyor diyebiliriz bugün. Eğer ki önümüzdeki günlerde 2.10 psikolojik eşiği yukarı yönlü kırılırsa ve burada kapanış yapılırsa sırasıyla 2.11, 2.12 ve 2.12 ve 2.15 seviyenin doğru bir hareket gözlenebilir. Ama 2.10 psikolojik eşiği yukarı yönlü kırılamazsa önümüzdeki günlerde 2.09.10 ve 2.08.40 desteklerine doğru bir gerileme görülebilir. Ama şu an için şunu söylemek mümkün, dolar TL güçlü, 2.10 seviyesi kritik bir seviye. Peki o zaman bugün Avrupa'nın, yurt dışının bir bölümünün geri döndüğünü görüyoruz. Amerika özellikle dönüyor olacak. Euro doları nasıl etkiler? Oradaki ilk tepki ne olur sence? Az önce işsizlik başvuru açıklandı. Çok farklı değildi. Beklentiden biraz iyi geldi haftalık işsizlik başvuruları. Ama parite üzerine sert bir etki ettiğini görmedik. Parite uzun zamandan beri 1.37 seviyesini test ediyor. Ancak kıramıyor. Buradan gelişiyor tekrar. Bugün de öyle bir gün yaşıyoruz. Bakmamız gereken seviye 1.37 seviyesi yine. 1.37 seviyesi kırıldı takdirde 1.37.30 ve 1.37.80 seviyeleri hedeflenebilir. Ama şu an açık kırılmış değil. Eğer ki parite burayı da kıramazsa, buradan geri dönmeye başlarsa 1.36.55 seviyesi hedef olabilir. Sonuç itibariyle paritenin yükselmesi için 1.37 direncinin yukarı yönlü kırılması gerekiyor. Peki yukarıda trend 1.37. Altın tarafına da bakalım mı istersen? Özellikle demin euro doları anlatırken Sen Amerika'dan gelen verilere işaret ettin. İşsizlik başvurularında başvuruları verilerine. O veriden sonra bir yukarı yönlü hareket gördük altın tarafında ama gerçekten son dönemde yatırımcıyı da epeyce şaşırtıyor. Her veri aynı tepkiyi vermediğini görüyoruz. Nasıl bir yeni seviyeden söz edebiliriz orada ve bundan sonraki hareketi sence ne yönde olacaktır? Hangi aralığa bakmamız gerekir? Şöyle söylemek mümkün, FOMC toplantısından sonra altındaki sert düşüşlerde altın 1.186 seviyesine göre gördü. Oradan yükselmeye başladı ve 1.200 psikolojik eşiğini yukarı yönlü aşabildi. Bu da altın için olumlu bir görünüm. Yani altın dip yaptı ve şu an dipten itibaren yükselmeye başladığını düşünebiliriz. Ki bugün 1.210 direncinde yukarı yönünü kırmış durumda. Şu an yani bu altın için görünüm iyimser, pozitif gözüküyor. 1.223 ve 1.255 seviyenin doğru bir hareket görülebilir eğer altını düşürecek bir veri akışı, beklenmek bir veri akışı olma takdirde. Sebebi de dibi gördükten sonra, şu anki mevcut konjonktürde dibi gördükten sonra yukarı yönlü bir hareket dönüyor altın. Bu yüzden iyimser olduğunu söyleyebiliriz altın için. Peki Arda, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerin için. Yarın yine görüşmek üzere. ALB Menkul Değerler'den Arda Coşar'ı da dinledik. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra döneceğiz. Önce saat başı var. Saat başından sonra da Akıllı Paranın ikinci bölümünde piyasanın detaylarını konuşmaya devam edeceğiz. Ekran başından ayrılmayın.